Peki başlıyorum ben. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi malum işte hapiste bir Kur'an psikolojisi yazıyordum Kur'an'la. Sırf psikolojik ne noktadan bakarsan cevabın odur. Ne sorarsanız cevabı o cinstendir. Kime? Hayata, Kur'an'a. Ne sorarsan Risale-i Nur'a da öyledir. O cinsten cevap alırsın. Ben şimdi ahkam cihetiyle, şer'i cihetiyle bakmadım. Yap, yapma, de, deme, git, gitme. Cihetiyle baktım sırf Kur'an'a. Ondan sonra bu nereye kadar geldim? Galiba Kehf suresine kadar geldim. Bugün bu belki sizin işinize de yarar. Bugün bir yere giderken birisi aramıştı da ona söylediğim bir şeyi size de komprim olarak söylemek isterim. Korkulan şeyin gelmeden önce yerini ve zemini hazırlar. Bir daha. Korkulan şeyin kendisi yokken ona zemin hazırlamaktır. Ki Kur'an'da bunu ele almış Cenab-ı Hak. Diyor ki, benden harici hiçbir şeyden korkmayın diyor. Peki ondan korkmak ne demektir? Yani ondan korkunca ne oluyor? Ona zemin hazırlıyorsun. O var oluyor. Benden korkun derken beni var edin orta aleminize. Anladınız mı? Şimdi bu korku farklı bir boyuta geçti. Korkular şeyi var etmektir. Kendisi yokken. Mesela bir daha söylüyorum. Cenab-ı Hak Kur'an'da benden korkun diyor. Diğerlerine sizi emin ederim. Korktuklarınızdan, umduklarınıza da nail diyor ya hadiste. Şimdi korku benim anladığım farklı da bir. Ben biraz psikolojik cihetiyle bakıyorum ya, akyam cihetiyle. Onları ilmi kelam alimlerine bırakıyorum. Neyi? Benden korkun. Daki meratipleri, incelikleri benim işim değil. Ben kendi dünyamdan bakıyorum. Benden korkun demek onu var etmektir. Korktuğun şeyi öne çıkartmaktır, zemin hazırlamaktır. O gelmeden ona muhatap olmaktır. 8. sözde abi sizin dediğinizde şöyle diyor. Şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neşet eder.